Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Espor League adlı oyunda iki tane işinize yarayacak metot göstereceğim. Bu metotlardan birincisi arkadaşlar, veri tabanı olaraktan bildiğimiz espordb.net'te karakter panelindeki slotların boş gözükmesi. Item Creator veya ID Changer kullandığı zaman o slotlar boş gözüküyor arkadaşlar. Size onun oradaki slotları nasıl iteminiz varmışçasına, gerçek bir iteminiz varmış gibi göstermeyi öğreteceğim arkadaşlar. Öncelikle APVP'den S4 League Hex bölümüne giriyoruz. Ardından Release or Wipe konusundan daha doğrusu. Çalışan bir ID Changer, bakın arkadaşlar, ID Changer indiriyoruz. Item Creator indirmiyoruz çünkü Item Creator da çalışmıyor arkadaşlar. Beatrice'in çalışan Endless Void ID Changer'ı var. Hemen konusunu açmışsın zaten. Buradan ID Changer'ı indiriyoruz arkadaşlar. Ardından ID Changer'la işimiz bitti. İndirdik, masa üstüne çıkarttık arkadaşlar. Ardından oyunumuza giriyoruz. Hızlı bir şekilde oyunumuza giriş yapalım. Oyuna giriş yaparken hileyi açmıyoruz arkadaşlar, bunu size belirteyim. Öncelikle oyunda hilesiz bir şekilde giriş yaptığımız oyunda 2-3 işlemimiz olacak, onları halledeceğiz. Oyun açılana kadar ben videoyu duraklatıyorum. Ardından tekrardan videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz açıldı. Hemen envanterimize girelim. Burada benim eski şeylerim var. Yani IDG ile değiştirmiş olduğum, şimdi hilesi girdiğimiz için normal itemlerim gözüküyor. Burada eski IDG ile girmiş olduğum itemler gözüküyor. Normalde itemlerim böyle arkadaşlar. Sizde eğer ki bu slotlar boşsa tüm ekipmanları, yani kıyafetli, silahlı, skill'le hepsine takın arkadaşlar. Ardından setup bölümünden, community ve setting bölümünden reveal my information. Sizde eğer ki bu reject ise total bölümüne çekin. Total ne ya? Total bölümüne çekin arkadaşlar ve confirm diyelim. Ardından arkadaşlar hemen geri diyelim. Server seçme bölümüne geri gelelim. Sayfaya F5 çekiyoruz. Biraz bekleyelim. İnternetin yavaş, adil kullanım kodasını açtığım için kusura bakmayın. Karakter paneline tıkladığım zaman daha özellikler kendine gelmedi. Birkaç kere gir çık yapıyorum. Bir kere girelim. Böyle bakalım. Geri gelelim. Tekrardan F5 çekiyoruz arkadaşlar sayfaya. Tekrardan karakter diyelim, hala düzelmedi. Bunun için hemen şöyle bir tane item çıkarıyorum. Sonrasında biraz server yerinde bekleyip bekleyelim birazcık. Son güncelleme 19.3. Şimdi 34. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Bu sefer Avrupa'ya girelim bakalım. Şimdi onu tekrar takalım. Yes diyelim. Tamam, şu anda güncellenmiş oldu. F5 çekelim. Karakter diyelim. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar, İtemlerim şu anki halime, yani şu anki kıyafetlerim uygun oldu. Kafada zaten gözüküyor, tamamdır, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu kapatıyoruz. Oyundan çıkış yapsın. Ardından Endless Void ID Changer'ı yönetici olarak ben çalıştırıyoruz. Tabi dondu. Neyse, evet. Yönetici olarak ben çalıştıralım. Görev yöneticisini kapat. Şimdi arkadaşlar bunu çalıştırdığın zaman bir not geldi. Bunların ikisine de tamamlıyoruz. Ardından açılan sayfayı ister kapatırsınız ister kapatmazsınız, size kalmış. Ardından tekrardan oyunumuza giriş yapıyoruz. Onu ikinci metodu yaptıktan sonra gösteririm. Oyunumuzu açalım tekrardan.
Şimdi yükleniyor arkadaşlar. Ben tekrardan videoyu durduracağım. Oyun açıldığı zaman tekrardan başlar. Şimdi arkadaşlar hilemizle girişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi itemlerim şu anda oldu. Kafaya dokunmadığım için bir sıkıntımız yok. Şimdi özelliklere sadece kafaya direkt bakayım. Hızlı bir şekilde değişip değişmediğini göreceğiz zaten. Unutmayın hala karakter bilgimiz açıkta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi spin oldu. 15 şey veriyor. Force pack diyebiliriz hemen hemen. Bakalım son güncellemesi 1938. Bir F5 çekelim. Yenileyelim sayfamızı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada yenilendi. Şimdi yenilendikten sonra arkadaşlar hemen buradan info bilgimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Burada biz itemleri çıkaralım. Sürekli envanterimiz boş olsun. İnfo bölümümüz kapalı olduğu sürece biz bu sayfaya girelim. İstersek milyonlarca kez F5 çekelim. Yine bu itemler burada gözükür arkadaşlar. Hiçbir yere de kaybolmaz. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği soruya. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Force Pack itemlerde Atak 12'nin yanında bir XP oluyor. Ve IDG ve item changer ve item creator kullandığınız zaman oyun bittiği zaman size XP gelmez ve biri size dediği zaman neden XP'nin gelmiyor, sen toolsun falan dediği zaman adam infonu açarsın, dersin ki benim itemlerim, kıyafetlerim yani force pack değil, sadece force pack görünüşleri var, XP veren bir item olmadığı için XP gelmiyor diyerekten adamı geçiştirebilirsin. Böylelikle arkadaşlar daha ufak kullanmış olursunuz. Hemen size infoyu kapattık. Hemen itemlerimizi çıkaralım hatta. Bir de öyle 5 çekelim sayfayı. Siz de görmüş olun. Hemen bakalım şöyle. Şimdi bakalım. 19.40 saatimiz kaç? 41. 19.41 olduğu zaman arkadaşlar hatta sunucudan geri çıkalım. Şöyle yapalım, tamam. 19.41 olsun son güncellemesi. Önce bu 41. Biz 41 gece sunucudan çıktık. 41 olduğu zaman buradaki itemler bakalım hala gözükecek mi, gözükmeyecek mi anlayacağız. Evet, 41 oldu şimdi. Sunucumuza girişimizi yapalım. F5'imizi çekelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar itemlerimiz hala duruyor. Hiçbir sıkıntısı olmadığı şekilde aynı enchant, aynı efektlerle duruyor arkadaşlar. O XP'yi yani XP veren itemi nasıl kaldıracağımıza gelirsek arkadaşlar. Oyunumuzdan çıkalım. Buradan change list yeni dosyasını not defteriyle açın arkadaşlar. Efekt bölümünde kıyafette XP veren, pantolonda, ayakkabıda, eldivende falan XP veren şeylerin kodları farklı arkadaşlar. Ben bu kodların sırasını bilmediğim için size bunları atarım. Buraya eski ID yani XP ID'sini yazıyoruz arkadaşlar. Ardından buraya da 1 yazıyoruz. Yani bir bilinmeyen kod olduğu için arkadaşlar o efekt ID'si gözükmüyor oyunda. Böylelikle arkadaşlar itemlerimizin hiçbiri tamamen force pack olmuyor. Oyun sonlarında XP gelmeme sebebini böyle açıklayabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar. Umarım size yararlı bir video çekmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi akşamlar.